Konu başlığım sorumluluk sigortalarından doğan taleplerin ileri sürüleceği süreler. Esasen burada sorumluluk sigortalarından yola çıktıktan sonra, daha doğrusu tüm sigorta sözleşmelerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümlerini kısaca inceledikten sonra asıl toplantının konusu olan akit dışı kusursuz sorumluluktan kaynaklanan bedensel zararların konu edildiği sigorta sözleşmelerinde acaba durum nasıldır? Bu sonuca ulaşmak amacıyla sunumuma başlayacağım. Öncelikle sorumluluk sigortasına ilişkin 1473'te Türk Ticaret Kanunu bir tanım getirmiş. Ancak 1473'te yapılan tanımın çok da başarılı bir tanım olmadığı gözleniyor. Dolayısıyla sorumluluk sigortalarını esasen sigorta ettirenin riziko konusu olay bir sebebiyle doğan sorumluluğunun mali sonuçlarına karşı teminat sağlanan sözleşme olarak tanımlamak mümkün. Bu tanımdan yola çıkıldığında sorumluluk sigortası sözleşmesinde birden fazla kimsenin sigorta sözleşmesinin tarafı olan kimselerden başka bir kimsenin daha karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu da sorumluluk sigortasını diğer sigorta türlerinden ayrı bir yere koyuyor. O da zarar gören üçüncü kişi. Sigorta sözleşmesinden doğan talepler bakımından Türk Ticaret Kanunu'nun yaptığı düzenleme dikkate alınırsa talep esasına göre bir ayrımın gözetildiği dikkat çekmekte. Dolayısıyla bu üç hükmü 1420, 1482 ve 1478. maddeleri incelemeye geçmeden önce bu maddelerin kapsamı acaba hangi taleplere ilişkin olabilir? Bunu değerlendirmek gerekiyor. Sigorta sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olduğuna göre bir tarafta prim ödeme, diğer tarafta teminat sağlama borcu kural olarak söz konusu. En başta sigortacının sigorta ettirene karşı ileri sürebileceği talep olarak prim ödeme borcu ve prim talebi karşımıza çıkıyor. Devamında sigorta ettiren, sözleşmenin tarafı olan sigorta ettiren veyahut da başkası hesabına sigortadan bahsediyorsak sigortalının sigortacıya karşı ileri sürebileceği zarar sigortalarında tazminat, can sigortalarında bedel talebinden bahsetmek mümkün. Sorumluluk sigortalarına özgü zarar görenin yine sigortacıya 1478. maddede tanınan doğrudan dava hakkıyla ileri sürebileceği tazminat talebi yine karşımıza çıkıyor. Son olarak Türk Ticaret Kanunu'nda düzenleme getirilmeyen, zira sorumluluk sigortası sözleşmesinden veyahut da başka bir sigorta sözleşmesinden de doğabilir. Doğmasına, kaynağı bu sigorta sözleşmesi olmasına rağmen diğer hükümlere tabi olan, süre bakımından diğer hükümlere tabi olan bazı talepler söz konusu olabilir. Bu talepler zaman sebepsiz zenginleşme hükümlerine tabidir. Neden diye düşünülecek olursa esasen bunların kaynağı sigorta sözleşmesi kapsamında yapılan fazla ödemelerdir. Primin fazla ödenmesi veyahut da sigortacının gerekli araştırmaları 3 ayda tamamlayamaması sebebiyle sigorta ettirene ya da sigortalıya yapacağı avans ödemesinin 1427. maddenin 2. 3. fıkrasına göre yapacağı avans ödemesinin daha sonra rizikoya ve zarara ilişkin araştırmalar tamamlandığında esasen gerçekleşen olayın riziko kapsamında olmadığı veyahut da sigorta tazminatının ödenen avansın altında olması sebebiyle iade edilmesine ilişkin talepler sigorta sözleşmesi kaynaklık etmesine rağmen sebepsiz zenginleşme hükümlerine tabi olacaktır. Dolayısıyla Borçlar Kanunu'nun 82. maddesi uyarınca burada 2 yıl ve 10 yıllık zaman aşımı süresinin uygulanması gerekmekte. Başlık süreler, Türk Ticaret Kanunu'na baktığımızda karşımıza zaman aşımı süreleri çıkıyor. Öncelikle bu sürelerin düzenlendiği hükümlerin kanun sistematiği içerisinde nerede yer aldığına dikkat etmek gerekir kanımca. Çünkü bu bakımdan şunu tespit edebileceğiz. Acaba hangi sigorta sözleşmeleri için kanun koyucu bu düzenlemeyi getirme ihtiyacı duymuş? Öncelikle 1420. madde genel hükümler, sigorta sözleşmesine ilişkin genel hükümler kapsamında 2 yıllık ve 6 yıllık zaman aşımı süreleri düzenliyor. Devamında 1478. madde aslında bir zaman aşımı hükmü değil, zarar görenin sorumluluk sigortasında sigortacıya doğrudan dava hakkını düzenleyen bir hüküm. Bu da bir zaman aşımı esası getirdiğinden sadece sorumluluk sigortaları bakımından uygulama alanı bulacak bir hüküm olduğunu da zarar sigortaları başlığı altında sorumluluk sigortalarına ilişkin genel hükümlerde bulunmasından anlıyoruz. Son olarak yine
zarar sigortalarından sorumluluk sigortalarına ilişkin genel hükümlerde yer alan 1482. madde bir düzenleme getiriyor. Bu da yine tüm sorumluluk sigortaları bakımından uygulanacak zaman aşımı başlığıyla düzenlenmiş bir hüküm. Burada da 10 yıllık bir zaman aşımı süresi düzenlenmiş. Dolayısıyla bir sorumluluk sigortasından bahsediyorsak Türk Ticaret Kanunu'nun bu anılan 3 hükmü bize 3 ayrı zamandan bahsediyor, süreden bahsediyor. 2 yıllık, 6 yıllık ve 10 yıllık süreler. Şimdi gelelim bu sürelerin ne şekilde uygulanacağına, hangi talepler bakımından uygulanacağına. 1420. maddeye dönecek olursak, 1420. madde tüm sigorta sözleşmelerine uygulanacak genel hüküm niteliğinde olduğunu söylemiştik. 2 ayrı süre düzenliyor. Birincisi 2 yıllık süre, diğeri 6 yıllık süre. Bunları alt süre ya da üst süre olarak tanımlandırmak mümkün, nitelemek mümkün. 2 yıllık sürenin sigorta sözleşmesinden doğan tüm istemler için uygulanacak süre olduğunu öngörmüş kanun koyucu. Yani sigorta sözleşmesi kapsamında gerek sigortacının sigorta ettirene, gerek sigorta ettirenin veyahut da sigortalının sigortacıya karşı yönelteceği taleplerin tamamı 2 yıllık bir alt süreye tabidir. Devamında 6 yıllık üst süre düzenlemesi var. Bu üst sürenin, 6 yıllık üst sürenin uygulanacağı talepler bakımından da sigorta bedeli ya da sigorta tazminatına ilişkin taleplerin söz konusu olduğunu söylüyor. Yani sigortacının ödeme yükümlülüğüne, sigortacıdan ödemenin talep edildiği, ileri sürüldüğü hallere ilişkin bir süre, 6 yıllık üst süre. Burada bir de 1482. madde hükmünü saklı tutmuş. 1482. madde sorumluluk sigortalarına ilişkin özel bir zaman aşımı düzenleyen süre maddemiz. Dolayısıyla 6 yıllık tavan süre, üst süre bakımından sorumluluk sigortalarına bu 6 yıllık sürenin uygulanmaması gerektiğine kanun koyucu burada öngörmüş oluyor. Sürelerin tespiti bakımından tabii ki işlemeye başladığı zamanın da tespiti büyük önem taşımakta. 1427. maddeye dönmek gerekiyor bu hususta. Çünkü 2 yıllık alt zaman aşımı süresinin başlaması bakımından 1420. madde alacağın muaccel olduğu tarihi işaret ediyor. Aslında böyle bir düzenleme yapılmasa da Borçlar Kanunu'ndan biz muaceliyetle zaman aşımı süresinin başlayacağını tespit edebilirdik. 1427. madde ne söylüyor muaceliyet bakımından? Şimdi yavaş yavaş tazminat ödeme borcuna geçecek olursak, sigortacının sigorta tazminatı ve bedeline ilişkin ödeme yapması gereken durumlarda bu alacağın tabi olduğu muaceliyet süresini düzenliyor. Şöyle bir düzenleme getiriyor. Rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve sigortacıya rizikoya ilişkin incelemeler yapması için, yani gerçekleşen olay riziko kapsamında mıdır? Sigorta sözleşmesinde riziko olarak tabir edilen bir olay mıdır bu? Ve eğer evet riziko ise bu olay, acaba zarar ne kadardır? Buna ilişkin ödemeler yapmasının sonucunda, ki bu da bir makul süre olmalıdır, sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat talebi muacel hale gelir demiş kanun. Burada da muaceliyet süresine ilişkin bir üst sürenin düzenlendiğini görüyoruz. Kanun koyucu tabii ki şu esası dikkate almış. Bu araştırmalar, sigortacının yaptığı araştırmalar çok uzun da sürebilir. Dolayısıyla şöyle bir esas getirmiş. Herhalde sigortacının belgelere ulaştıktan sonra rizikoya ilişkin araştırmaları eğer tamamlanamamışsa, rizikonun gerçekleştiğinin ihbar edildiği tarihten itibaren 45 gün sonunda muaceliyet gerçekleşir. Dolayısıyla o araştırmalar tamamlanamamış olsa dahi sigorta ettiren rizikoyu ihbar etmişse, ki 1446. maddede bu sürede derhal vakit kaybetmeksizin ihbar etmelidir şeklinde düzenlenmiş, 45 günün sonunda muaceliyet gerçekleşecek. Dolayısıyla alt zaman aşımı süresi olarak ifade ettiğimiz 2 yıllık süre işlemeye başlayacak. 6 yıllık süre bakımından nasıl bir düzenleme yapılmış? Rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren işlemeye başlıyor 6 yıllık süre. Toplantı konusu bakımından çok fazla uygulama alanı hiç bulmayacak bir süre 6 yıllık zaman aşımı süresi. Çünkü sorumluluk sigortalarına ilişkin 1482. madde 6 yıllık tavan süre bakımından ayrık tutulmuş. Yani üst süre bakımından biz 1482. maddeye göre değerlendirme yapmak durumundayız. Burada da rizikonun gerçekleştiği tarih
Yani sorumluluğu doğuran olayın gerçekleştiği tarih, bu olayın meydana geldiği, zarar doğuran olayın meydana geldiği tarih olarak anlaşılmalı. Dolayısıyla tam da biraz sonra adım adım yaklaşacağımız akit dışı kusursuz sorumluluğun konu edildiği sigorta, sorumluluk sigortaları bakımından akla gelen en uygun örnek trafik kazasından kaynaklanan zararlar. Bu neden en uygun örnek toplantı bakımından? Birincisi bu zararlar bakımından tabii ki zarar gören üçüncü kişi karşımıza çıkıyor. Diğeri de Karayolları Trafik Kanunu'nda buna ilişkin bir özel zaman aşımı hükmünün getirilmiş olması. Buna geçmeden önce 1478. maddedeki düzenlemeye dikkat etmek gerekiyor. Zarar görenin doğrudan dava hakkına ilişkin bir düzenleme yapıyor. Esasen bir zaman aşımı düzenlemesi değil. Ancak sorumluluk sigortalarında zarar gören üçüncü kişiye, sorumluluğu sigorta ettirilen kişinin eylemi sebebiyle zarar gören üçüncü kişiye, sigortacıya doğrudan başvurabilme hakkını tanıyan hükümdür. Ve ne zaman başvurabilir, hangi zaman aşımı süresi içerisinde başvurabilir sorusunun yanıtında bu hüküm veriyor. Sigorta sözleşmesi için geçerli olan zaman aşımı süresini içerisinde başvurabilir diyor. Burada da bir tazminat talebinden bahsetmek söz konusu. Zarar gören riziko sebebiyle uğradığı zararın tazminini talep edecek. Dolayısıyla yine bir trafik kazasının örneğinden yola çıkacak olursak 1420. maddenin ikinci fıkrası daha sonra değerlendireceğimiz üzere bizi diğer kanunlara da gönderebilir. Tüm hükümler, zaman aşımına ilişkin tüm hükümler burada uygulama alanı bulacaktır. Son olarak da 1482. madde sorumluluk sigortalarına ilişkin zaman aşımı, tüm sorumluluk sigortalarına ilişkin zaman aşımı hükmünü düzenleyen madde. Burada da sigortacıya yöneltilecek tazminat istemlerinin, sorumluluk sigortalarından kaynaklanan tazminat istemlerinin yine rizikonun gerçekleştiği tarih, yani sorumluluk konusu olaydan itibaren 10 yıllık bir üst süreye tabi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir tazminat isteminden bahsediyorsak hem 2 yıllık alt süre hem de 10 yıllık üst süreyle karşı karşıya kalmış oluyoruz. Bu 3 hüküm 1420. 78. ve 1482. maddeler zaman aşımına ilişkin hükümler olarak düzenlenmiş, ancak gerek hükümlerin gerekçelerinde, metinlerinde, hatta Adalet Komisyonu raporlarıyla gerekçeler karşılaştırıldığında birçok çelişkinin ortaya çıktığı tespit ediliyor. Ne yazık ki sorunlu hükümler arasında değerlendirilebilir Türk Ticaret Kanunu bakımından. Temel sorun da şurada ortaya çıkıyor. Bu hükümler kanundaki haliyle, yani lafzi olarak yorumlanıp uygulandığında, bazı örnek olaylarda sigorta ettirenin sigortacıdan daha uzun süre sorumluluk talebiyle karşı karşıya kalması, bazı örnek olaylarda tam tersi, yani sigorta ettirene karşı zarar görenin ileri sürebileceği tazminat talebinin zaman aşımına uğramış olmasına rağmen sigortacıya halen başvurabileceği sonucu ortaya çıkıyor. Kanun koyucunun esasen bunu engellemek için yapması gereken sadece şuydu: sigorta ettirene karşı ileri sürülecek taleplerin tabi olduğu zaman aşımının sigortacı bakımından da geçerli olduğunu eğer düzenleseydi, bu çelişkiler ve bu sorunlu sonuçlar ortaya çıkmamış olurdu. Şimdi yavaş yavaş akit dışı kusursuz sorumluluğun konu edildiği bir sigorta sözleşmesinde bedensel zarar taleplerine geçecek olursak, ki en uygun örnek Karayolları Trafik Kanunu'ndan kaynaklanan sorumluluk sigortası hem zorunlu olduğu için hem burada özel bir zaman aşımı süresi söz konusu olduğu için incelemeye en uygun örnek olarak gördüm ve yavaş yavaş Karayolları Trafik Kanunu'na doğru geçelim. 1420. madde bizi bu hükme gönderiyor. 1420. madde çünkü ikinci fıkrasında diğer kanunlardaki hükümler saklıdır şeklinde bir düzenleme yapıyor. Esasen bu düzenlemenin de 1482. maddede yapılması daha uygun olurdu. Sorumluluk sigortalarına ilişkin özel zaman aşımı hükmünde bu düzenlemenin getirilmesi daha uygun olurdu. Ama 1420 de bir genel hüküm olduğu için tabii ki sorumluluk sigortalarında da diğer kanunlardaki hükümler saklıdır sonucuna ulaşılması gerekiyor. Burada karşımıza çıkan diğer kanun Karayolları Trafik Kanunu, hükümde 109. madde. 109. madde zarar görenin ileri süreceği talepler bakımından özel bir zaman aşımı süresi düzenlemiş. Hükme bakacak olursak
motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler olarak başlıyor. Dolayısıyla hükmün vurguladığı ilk husus şu: burada düzenlenen zaman aşımı süresi sadece maddi zararlara ilişkin talepler bakımından uygulama alanı bulur. Dolayısıyla bedensel zararlardan kaynaklanan manevi tazminat talepleri Türk Borçlar Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca söz konusu olabilir. Ancak bir manevi tazminat talebinden bahsediyorsak bu hüküm, bu özel zaman aşımı hükmü uygulanmayacaktır. Sorumluluk sigortaları özelinde zaten bunu değerlendirirsek, sorumluluk sigortalarında, sigorta poliçelerinde genel şartlarda özellikle dikkat edersek manevi tazminat taleplerinin genellikle Karayolları Trafik Kanunu'ndan kaynaklanan trafik sigortasında da böyle teminat kapsamı dışındaki hallerden sayıldığı görülmekte. Dolayısıyla olsa olsa ek primle teminat kapsamına alınabilen taleplerdir. Nasıl bir düzenleme yapmış burada kanun? Maddi tazminata ilişkin bir talepten bahsediyorsak 2 yıllık alt süre ve 10 yıllık üst süre yine söz konusu. Zaten hükmün konuluş sebebi haksız fiillere ilişkin genel borçlar kanunu hükmüyle uyum sağlamak. 2 yıllık alt süre ve 10 yıllık üst süreyi öngörerek. Dikkat edilmesi gereken husus, önemli olan husus, alt sürenin başlangıç tarihi. TTK hükmünde alt süre sigorta tazminatının muaceliyetinden itibaren başlatılmıştı. Burada alt süre zarar görenin zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren başlatılmış. Dolayısıyla sigorta tazminatına ilişkin alacak muacel olmasına rağmen zarar gören zararı ve faili henüz öğrenmemişse, zarar gören bakımından 2 yıllık zaman aşımı süresi başlamamış olacak. Devamında bir de üst süremiz var. Üst süremiz 10 yıllık süre, kaza günü başlangıç tarihi olarak belirlenmiş. Hem haksız fiile ilişkin genel borçlar kanunu hükmü hem de Türk Ticaret Kanunu hükmüyle rizikonun gerçekleştiği tarih bakımından uyum sağlandığını görüyoruz bu düzenlemede. 109. maddenin ikinci fıkrası yine zarar gören bakımından önem taşıyan bir düzenleme. 109. maddenin ikinci fıkrası yine genel haksız fiil hükmü, zaman aşımı hükmünde olduğu gibi fiilin cezayı gerektirmesi halinde ceza öngören kanunlardaki hükümleri saklı tutuyor. Burada Türk Ceza Kanunu dışında ceza öngören diğer kanunları da tabii ki anlamak gerekiyor. Peki bir yaralanmanın söz konusu olduğu trafik kazasından söz ediyorsak acaba neyi düşünmek gerekiyor? Buna bakacak olursak, Türk Ceza Kanunu hükümlerine bakacak olursak, nitelikli hal söz konusu değilse 8 yıllık zaman aşımı süresiyle karşılaşıyoruz. Bu 8 yıllık zaman aşımı süresinin sadece üst süre bakımından, tavan süre bakımından mı uygulanacağı yoksa alt süre bakımından da mı uygulanacağı hususunda borçlar hukuku öğretisinde bir görüş birliği var. Hem alt süre bakımından hem de üst süre bakımından uygulanacağı kabul ediliyor. Peki bu sürenin uygulanması için, ceza kanunundaki sürenin uygulanması için ne gerekir dersek, fiilin cezayı gerektirmesi yeterlidir diyor. İçtihatlar da bu yönde, öğreti de bu yönde. Dolayısıyla bir ceza tahkikatı başlatılmasa da, kamu davası açılmasa da ya da cezaya hükmedilmiş olmasa da, eğer bu fiil bir cezayı gerektiriyorsa, bir trafik kazası, yaralama suçu söz konusudur. Dolayısıyla 8 yıllık zaman aşımı süresi uygulanacaktır. Tabii ki diğer kanundaki hükümden, zaman aşımı hükmünden uygun olması şartıyla uygulanacaktır. Ceza kanununa yapılan yollama, cezayı düzenleyen kanunlara yapılan yollama sadece süre bakımından. Dolayısıyla cezayı düzenleyen herhangi bir kanundaki zaman aşımı süresi miktar süre olarak uygulanacaktır. Bunun dışında kesilmesi, durmasına ilişkin hükümler yine borçlar kanunu hükümlerine tabi olarak devam edecektir. Burada bu incelemeyi yaparken dikkatimi çeken bir husus, yine borçlar hukuku öğretisinde haksız fiiller bakımından ceza zaman aşımı süresinin sadece cezaen sorumlu olan kişiye karşı uygulanabilir olduğunun kabul edilmesi. Sigorta hukuku bakımından bu görüşü yorumlayacak olduğumuzda şunu görüyoruz: zarar gören burada sigortacıya başvuracak. Sigortacıya doğrudan talep hakkını ileri sürecek. Sigortacı hiçbir şekilde cezaen sorumlu kişi değil. Sigorta sözleşmesinde sadece sorumluluğun mali sonuçlarına karşı
tazminat talep edilebilecek kişi, teminat sağlayan kişi. Dolayısıyla aynı hususu, aynı ilkeyi burada eğer kabul edersek zaten Karayolları Trafik Kanunu'nun 109. maddesinin 2. fıkrası hiçbir şekilde uygulanamayacak, önü tıkanmış olacak. Dolayısıyla aynı esasın sigorta sözleşmeleri bakımından uygulanması çok mümkün gözükmüyor. Türk Ticaret Kanunu'nda veyahut da Karayolları Trafik Kanunu'nda zaman aşımı süreleri düzenlenmiş, ancak zaman aşımı süresinin durmasına, başlamasına, kesilmesine ilişkin özel bir düzenleme getirilmemiş. Esasen buna gerek de yok. Çünkü Borçlar Kanunu genel hükümlerde zaten bu hususlar düzenlenmiş. Dolayısıyla burada da geçerli olacak. Sigortacıya yöneltilecek bir talep bakımından zaman aşımının durmasıyla çok karşılaşılacak gibi gözükmüyor. Ancak zaman aşımının kesilmesi tabii ki karşılaşılacak durumlardan birisi. Borçlunun borcunu ikrar etmesi diyor Türk Borçlar Kanunu, veyahut da alacaklının davayla ya da defi yoluyla mahkemeye başvurması veyahut da iflas masasına başvurması durumunda zaman aşımı süresi kesilir ve bu sebeplerden sonra tekrar eski zaman aşımı süresi, ilk zaman aşımı süresi işlemeye başlar. Bu husus söz konusu olabilir. 109. maddenin 4. fıkrası sigortacıyı göz önünde bulundurarak aslında Borçlar Kanunu'ndan çıkan bir sonucu tekrar ediyor. Diyor ki sigortacıya karşı kesilen zaman aşımı süresi sigorta ettiren bakımından da kesilmiş olur ve tam tersi de söz konusudur. Burada sigorta ettiren, yani sorumlu olan kişi ve sigortacının zarar görene karşı müteselsil sorumluluğu söz konusudur. Dolayısıyla 156. maddeden de, Borçlar Kanunu'ndan da müteselsil borcun borçlularından birine karşı zaman aşımı kesildiğinde diğerine de karşı kesilmiş olur. Aynı sonuca ulaşmak mümkün. Son olarak bu konu bakımından en çok tartışma götüren önemli hususlar, 3 husus var. Birincisi kısmi alacak talebi. Esasen burada çok fazla tartışma yok. Yargıtay kararlarında da görüş birliği var bu hususta. Kısmi alacakta bakiye alacak bakımından zaman aşımının işlemeye devam ettiği kabul ediliyor. Bakiye alacak bakımından, çünkü bir talep söz konusu değildir. HMK yeni düzenlemesinde zaten eğer alacak belli ise, açık belirli bir halde ise kısmi alacak talebi söz konusu değildir şeklinde bir hüküm getiriyor. Belirsiz alacak davaları bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 107. maddesinin 2. fıkrası hususunda bir tartışma var. Anılan 2. fıkra aslında belirsiz alacak davalarında ve tespit davalarında talep konusu olmayan, o belirsiz olan kısım için ileride iddianın genişletilmesi yasağının uygulanmayacağını öngörmüş. İşte buradan tartışma ortaya çıkıyor. Usul hukukçuları burada aynı zamanda zaman aşımına ilişkin de bir sonucun doğması gerektiğini kabul ediyorlar. Ama borçlar hukukçuları aynı görüşte değil. Burada sadece usul hukukuna ilişkin bir iddianın genişletilmesi yasağının uygulanmayacağı halden bahsedilmektedir. Ancak maddi hukuk bakımından bu belirsiz alacak davalarında kalan alacak bakımından zaman aşımının da kesildiğini kabul etmek mümkün değildir görüşündeler. Böyle bir tartışma söz konusu. Konu bedensel zarar olunca yine karşımıza çıkan örneklerden birisi gelişen zararlar. Bu yarınki bir tebliğin konusu olduğu için kısaca değineceğim. Burada da yine Yargıtay kararlarında bir aslında görüş birliği var. Bir İsviçre Federal Mahkemesi kararına dayanıyor bu hususta. Gelişim tamamlanınca süre işlemeye başlar diyor bu karar. Türk hukukunda da şöyle uygulanıyor bu karar. Gelişim tamamlandığında, yani zarar tespit edildiğinde, tamamlandığında zaman aşımı süresi işlemeye başlar. Bu alt zaman aşımı süresi bakımındandır. Çünkü zararın öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Ancak alt zaman aşımı süresinin işlemeye başlaması her halükarda üst zaman aşımı süresinin içerisinde kalan zararlar bakımından söz konusudur şeklinde uygulanıyor. Gelişen durumlara bağlı zararlar bakımından zaman aşımı süreleri. Süreme de riayet ettiğimi düşünerek saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam, ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten riayet ettiniz. Sağ olun. Şimdi sevgili kardeşim Doktor Semih Özdemir'de sıra. İlginç bir konusu var. Nükleer sigorta havuzu, felaket bonoları. Sayın Oturum Başkanı, değerli konuşmacılar, kıymetli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Akit dışı sorumluluk gibi önemli bir başlıkta
4 gün ve 8 ayrı oturuma dağılan kapsamlı bir uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapan Türkiye Barolar Birliği'ne ve Düzenleme Komitesi'ne de ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün huzurlarınızda bulunma imkanını bana tanıyan konu nükleer sigorta havuzu ve felaket bonoları. Tabii özellikle Sinop ve Akkuyu santralleriyle birlikte nükleer enerji Türkiye'nin gündemine daha yoğun bir şekilde girmeye başladı. Bu devam edecek gibi gözüküyor. Tabii nükleer enerji denince akla ilk başta şu gelmekte. İşte enerji arz güvenliği, bir anlamda emisyonun azaltıcı etkisi gibi nükleer enerjinin olumlu sağlayabileceği katkılar. Ama tabii bunu hemen takip eden bir çekince var. Bu da nükleer enerji üretimi sürecinde yaşanabilecek kazalar ve bundan doğan riskler. İşte aslında sigortayla bunun örtüştüğü, kesiştiği noktalardan birisi de bunun oluşturabileceği yüksek hasarlar karşısında sigorta sektörünün uygulama kaynaklı geliştirdiği alternatif çözümler, alternatif risk transferine ilişkin çözümler. Çokça nükleer enerjiye ve enerji diye ilişkin gelişmelere bakarsak şunu görüyoruz. Enerji arzına ilişkin harcamalar 2017 yılında dünyada 1.8 trilyon dolara ulaşmış durumda. Hali hazırda 32 ülkedeki nükleer reaktörler global enerji gereksiniminin %11'ini karşılamakta ve hali hazırda yine 55 yeni reaktörün inşaatına devam edilmekte. Tabii bu yaklaşımın, bu eğilimin dışında kalan ülkeler de var. Mesela Japonya. Japonya 2040 yılı itibariyle Çernobil kazası tarihi itibariyle mevcut bulunan enerji üretim kapasitesinin de altına düşmeyi, yani bir anlamda nükleer enerjiden yararlanma oranını düşürmeyi hedeflemekte. Az önce de belirttiğim üzere Türkiye'nin de Akkuyu santralinin inşaatına ilişkin çalışmalar sürmekte. Sinop'ta da bir santralin inşaatına ilişkin anlaşma yapılmış bulunmakta. Risklere hızlıca bakarsak, üretim, taşıma, depolama aşamalarında tabii meydana gelebilecek sızıntılar, öncelikli sorun ihtimalleri, tarihte karşılaşılan kazalar arasında Three Mile Island, ABD'de 1979, Çernobil, Ukrayna'da 1986 ve tabii çok daha yakın tarihli hepimizin hafızalarında yer alan Fukushima, Japonya'da ve 2011 yılında gerçekleşen kaza karşımıza çıkmakta. Serpentinin geniş etki alanı, aynı anda birden fazla bölge veya ülkeyi etkileme ihtimali ve insan sağlığı ve doğa üzerindeki uzun dönemli etkileri elbette karşılaşılan hasarın boyutunu arttırmakta. 2011 yılında Çernobil kazasının üzerinden 25 yıl geçtikten sonra yapılan, sağlık alanındaki akademisyenlerce yapılan bir dizi çalışma, bu süre zarfında hala ciddi bazı etkilerin gözlemlenmeye devam edildiğini göstermekte, gerek fizyolojik gerekse psikolojik olarak. Çernobil kazası üzerine 115 bin kişinin ilk aşamada, 220 bin kişinin de bunu takiben tahliyesi aslında bize karşılaşılma ihtimali bulunan hasarın veya bunun sonuçlarının etkisini de gösterebilecek örneklerden birisi olarak değerlendirilebilir. Uluslararası düzenlemelere bakarsak tabii özellikle Paris Konvansiyonu, Viyana Konvansiyonu karşımıza çıkmakta. Nükleer tesis işleticisi ülkenin idari otoriteleri tarafından ilgili tesisi işleten olarak kabul edilen kişi şeklinde tanımlanmakta. Tabii bu hasar veya sızıntı bir anlamda gerçekten nükleer tesisin mekanik işleyişinde karşılaşılan bir dizi sorundan kaynaklanabileceği gibi bu süreçteki insan hatasından veya doğal afetlerden de kaynaklanabilir. Mesela işte 2011 yılında gerçekleşen Fukushima kazasının aslında önemli nedenlerinden birisi deprem ve bunu takip eden tsunami neticesinde elektrik iletiminin santrali kesilmesi ve bu çerçevede yaşanan bir dizi aksaklık neticesinde 3 ayrı reaktörde soğutma işleminin tam anlamıyla sağlanamaması kaynaklık etmiştir bu hasara, kazaya. Tabii nükleer tesis işleticisinin bazı durumlarda nükleer tesis dışına gönderilen atıklardan da sorumlu olacağı uluslararası düzenlemeler çerçevesinde kabul edilmiştir. Yani kapsamlı bir sorumluluktan bahsetmek mümkün. Türk hukuku açısından bakıldığında tabii nükleer tesis önemli düzeyde tehlike arz eden bir işletme borçlar kanunu madde 71 çerçevesinde bu işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişli olan işletmeler altında sayılması mümkün. Kusursuz sorumluluk bunun da alt başlı olarak tehlike sorumluluğu kapsamında sayılmakta. Tabii bu düzenlemenin arka planında yatan gerekçelerden birisi olarak faaliyetten yarar sağlayan işletmecinin doğan zararı üstlenmesinin adaletin sağlanmasına uygun olacağı gerekçesi öne çıkmakta. Tabii bu durum zarar ile nükleer sızıntı arasında illiyet bağının bulunması zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.
Zararların tazmini açısından öne çıkan yöntemlere hızlıca bakarsak elbette şundan bahsettik. Hasarın boyutu çok yüksek. Uzun döneme yayılan sonuçları var. Aynı zamanda dolaylı etkileri de var. Mesela Japonya'da gerçekleşen Fukushima kazası neticesinde Japonya dışında yerleşik bir fabrika. Bu fabrika balıkçılığa ilişkin ağ üretiminde bulunmakta ve Japon denizlerinde balıkçılık faaliyetinin azalması nedeniyle kendisine gelen ağ siparişinin azalmasından kaynaklı olarak tazminat talebinde bulunmakta. Bu aslında dolaylı etkilerine ilginç bir örnek olarak verilebilir. Tabii bir diğer karşılaşılan ve özellikle öğretide üzerinde sıklıkla durulan bir diğer başlık illiyet bağının tespiti. Kazadan uzun yıllar sonra meydana gelen kanser gibi hastalıklar veya psikolojik rahatsızlıklar, bunda sızıntının etki oranı nedir, nasıl değerlendirilmelidir? Ama tabii ki tazminat sayısı olarak bakıldığında asıl ağırlığın taşınmaz mallarda olduğunu görmekteyiz. Orta ve uzun vadede özellikle kullanılamayacak taşınmazlar açısından burada tazminat miktarı nasıl hesaplanmalıdır? Hangi esaslar çerçevesinde ödeme yapılmalıdır? Tabii burada şunu da aslında söylemek mümkün. Elbette nükleer tesis işletmesi bu işletmecinin belirli ciddi düzeyde bir mal varlığına, ciddi düzeyde bir sermayeye sahip olmasını gerekli kılar. Ama hasarın ulaşma ihtimali bulunan boyutu nükleer tesis işletmecisinin dahi bunu tek başına karşılamasını birçok durumda zorlaştırma olasılığını barındırmaktadır kendi içerisinde. Tabii bu kaza neticesinde ilgili işletmecinin müflis durumuna düşmesi yüksek ihtimaldir. Bu olmasa dahi orta veya uzun vadede tesis tekrar faaliyete alınabilse dahi tesisin bu faaliyete alınması sürecinde yapılan yatırımlar, sonuçların ortadan kaldırılmasına ilişkin harcamalar ve bu çerçevedeki tazmin taleplerinin karşılanmasının şirketin mal varlığı üzerinde ciddi bir olumsuz etkide bulunacağı öngörülebilir. Yine tabii bir şirketin aynı anda birden fazla nükleer tesis, elbette bunlar farklı yerde olmak kaydıyla işletmesi ihtimali de düşünülebilir. Ama bu durumda dahi her halükarda bu şirketin ticari itibar kaybına uğrayacağı, şirket değerinin azalma göstereceği ve yeni yatırımlar yürütebilme yetisinin şirketin ciddi oranda fiili olarak sınırlanacağı sonucuna ulaşmak da mümkündür. Şunu görmekteyiz, Fukushima kazası ulaştığı hasar 2018 yılı itibariyle 2218 milyar yene ulaşmıştır. Burada aslında altı çizilmesi gereken durum şu. Bu sadece bir yıl öncesinde yani 2017 yılında öngörülen rakamın %58 fazlası. Aslında bu bir açıdan da hem riskin yani risk çerçevesinde oluşan hasarın ve bunun öngörülemezliğinin bir anlamda ispatı olarak değerlendirilebilir. Tabii bu durum kaynaklı olarak yani nükleer tesis işletmecisinin karşılaşabileceği bu zorluk kaynaklı olarak zararın karşılanma sürecine ilişkin farklı yöntemler benimsenmekte. Amaç kaynakların çeşitlendirilmesi ve tek başına işletmeciye dayanılmaması. Paris Konvansiyonu'nda getirilen çok katmanlı ödeme eşiği buna örnek olarak gösterilebilir 2004 Ekim'de. Tabii Türkiye'nin buna henüz taraf olmadığını burada not etmekte fayda var. A. Yani ilk aşamada 700 milyon euroya kadar buradan nükleer tesis işletmecisi veya bu anlamda sigorta yaptırmışsa buna ilişkin sigortasından karşılanmak üzere sorumlu. Takip eden 500 milyon euro için tesisin bulunduğu ülkenin kamu fonları ve takip eden 300 milyon euro için konvansiyona taraf olan ülkelerin oluşturacağı ortak fonlar sorumlu. Bu şekilde kabul edilmiş. Yine ABD hukukunda Price-Anderson Act çerçevesinde benzeri bir katmanlı sisteme yer verilmiş bulunmakta. Öğretide tabii bu kaynak ihtiyacının karşılanması için buna özgülenmiş yani bu nükleer enerjiyi kullanan kişilerden alınması planlanan ve buna özgülenmiş ek bir verginin getirilmesi ve bunların bir fonda biriktirilmesi veya tesis işleticisi tarafından özel fonların oluşturulması gibi öneriler de getirilmekte. Ama tabii ki her halükarda sigortanın bu anlamda zararların tazmini açısından ciddi bir dayanak noktası olmaya devam ettiğini söylemek mümkün. Tabii nükleer tesislerin sigortalanması açısından çeşitli zorluklarla karşılaşılıyor uygulama açısından. Nükleer tesislerin sigortalanması 1950'li yıllarda doğrudan nükleer enerjinin kullanımı ile yani sivil hayatta nükleer enerjinin kullanımı ile birlikte eş zamanlı olarak gelişmiş. Tabii oluşma ihtimali bulunan hasarın şirketlerin bazı durumda ise sektörün ödeme gücünü aşma ihtimalinden öğretide bahsedilmekte. Burada az önce de üzerinde durmaya çalıştığımız kısa, orta ve uzun vadeli doğrudan ve dolaylı etkiler önemli. Tabii yapısı itibariyle nükleer kazalar nadiren karşılaşılan ancak büyük zararlara neden olan bir yapıdadır. Bu da
riskin hesaplanması için, tam olarak hesaplanması için yeter sayıda örneğe ulaşılması sürecini zorlaştırmaktadır. Örneğin Amerika'da Three Mile Island kazası gerçekleştiğinde aslında sadece bu tesis açısından değil, tüm o tarih itibariyle ve o tarihe kadar çalışan tesislerin toplam verileri hesaba katıldığında toplamda 440 yıllık bir veri bulunmaktaydı hali hazırda. Ancak buna rağmen geçmişe bakıldığında öğretide riskin o tarih itibariyle tam olarak hesaplanamadığı savunulmakta. Burada sigorta sektörü açısından önemli olanın yalnızca geniş bir zaman dilimi boyunca tekrar edilen faaliyet değil, aynı zamanda kazanın gerçekleşme olasılığının tespite imkan tanıyacak sayıda ve nitelikte hasarın gerçekleşmesi olduğunu da söylemekte fayda var. Yine tabii ki farklı santral teknolojileri ve işletilme sürecindeki değişkenler de risk analizini zorlaştırmakta. Buna şu da eklenebilir, riskin dağıtılma zorluğu birçok ülkede bir veya birkaç tane nükleer santralin olduğu ve ülkedeki şirketlerin bunlardan kaynaklanan riski dağıtmakta zorlanabileceği öngörülmekte. Bu da elbette prim ve tazminat dengesinin bozulma ihtimalini ortaya koymakta. Tabii ki primlerin yükselmesi sigorta şirketleri tarafından bu anlamda aslında ortaya konulabilecek temel yaklaşım, daha yüksek prim talep edilmesi. Bunun da uzun vadede nükleer tesislerin sigorta ettirme veya sigortalı olma iradesi üzerine kısıtlayıcı bir etki oluşturma ihtimalinden bahsedilmekte öğretide. Tabii bu sorunların önüne geçilebilmesi, olabildiğince önüne geçilebilmesi için uygulamada alternatif risk transferi yöntemlerinden bahsedilmekte. Bugün ben sadece iki adedine değineceğim. Nükleer sigorta havuzu bunlardan ilki. Bu nükleer enerji üretimine dair risklerin kapsanabilmesi amacını taşımakta. Bir anlamda bu yöndeki taleplerin karşılanabilmesi. Riskin etkin dağıtımı, özellikle de az önce belirttiğimiz çerçevede ülkede sadece bir veya birkaç tane nükleer santralin bulunması durumunda riskin etkin dağılımı noktasında faydalı olmaktadır. Havuzlar genellikle ülkelere özgüdür. Bununla birlikte farklı ülkelerdeki havuzların birbirini reasüre etmeleri de sıklıkla karşılaşılan örneklerdendir. Tabii katılanlar arasında bilgi paylaşımının sağlanması ve bu çerçevede riskin daha etkin bir şekilde tespit edilmesine de katkı sunduğu kabul edilmektedir bu havuzların. 1956 yılında 3 adet olan havuz sayısı, sigorta havuzu, nükleer sigorta havuzu sayısı 2013 yılı itibariyle sadece Avrupa'da 46 adete ulaşmıştır. Nükleer enerji üretilen her ülkede buna özgü bir havuz bulunduğu sonucuna ulaşılabilir bu çerçevede. 2017 yılı Doğal Afet Sigortaları Kurumu faaliyet raporunda da nükleer risklere yönelik bir havuz oluşturulacağı belirtilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu konu hakkında görüştüğümde verebildikleri bilgi şu şekilde: bu çerçevede ilgili personellerin görevlendirmesinin yapıldığı ancak bu havuzun tam olarak faaliyete geçmediği belirtilmekte bakanlık tarafından. Tabii 2013 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sigorta havuzlarına dair yayınlanan bir rapor bulunmakta. Bu aslında bilgi paylaşımının kısıtlı olduğu bu alanda çok önemli bilgiler sunmakta bize, istatistiki veriler. Havuzların çoğunluğu sigorta ve reasürans faaliyetini bir arada yürütmekte ve kar amacı gütmemektedir. Yaklaşık %55'i. Çoğunluğu üyeler tarafından belirlenen bir yönetici tarafından yönetilmekte ve tamamı üyeler tarafından sağlanan kaynaklara ve bir anlamda taahhütlere dayanmaktadır. Öngörülen risklerin gerçekleşmesi halinde üyelerin taahhüt ettikleri tutarı elbette hasar miktarı, ödenmesi gereken tazminat miktarı ile orantılı olarak getirmeleri beklenmektedir. Her havuz tabi olduğu hukuk sistemi ve uygulama ilkeleri yönüyle kendine özgü bir nitelik taşımaktadır. Bu Avrupa Birliği içerisinde yapılan araştırma neticesinde 12 havuzun aynı zamanda reasürans faaliyetinde de bulunduğu ve bunlardan 6'sının aynı anda 10 ülkeye ilişkin veya 10 farklı ülkede bu faaliyeti yürüttüğü gözlemlenmiştir. Genellikle her yıl başında rizikonun gerçekleşmesi durumunda üyelerin her birinin sağlamayı taahhüt ettikleri miktar belirlenir bu havuzlar açısından ve bunların toplamı havuzun karşılayabileceği üst sınırı, üst taahhüt sınırını oluşturur. ABD'de Price Anderson Act çerçevesinde kurulan havuz, 102 nükleer tesis işleticisi üyenin her birinin yaklaşık 121 milyon dolar taahhüdüne dayanmakta ve toplamda 12.4 milyar dolar üst sınırına ulaşmaktadır. Tabii burada karşılaşılan bir diğer yöntem riskin menkul kıymetleştirilmesi ve bu çerçevede felaket bonoları, bazı kaynaklar afet bonosu olarak da adlandırmakta bunu. Buradaki amaç sigorta şirketlerinin üzerinde bulunan risk yükünün dağıtılması. Tabii
tabii piyasa büyüklüğü olarak sigorta ve reasüransa göre çok daha kısıtlı düzeyde, bunu söylemekte fayda var. Genellikle reasüransın alternatifi olarak kullanılmakta. Amaç riskin küçük parçalara ayrılması ve dağıtılması. Bazı kaynaklar bunu riskin atomize edilmesi olarak da tanımlamakta. Bu genellikle kurulan şirketin belirli poliçeler açısından reasürans sağlaması ve bunlara karşılık olarak ihraç eden ile yatırımcı arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde veya bunlara dayalı olarak bono çıkarması şeklinde gerçekleştirilmekte. Tabii ki bu bono bedeli süresi boyunca devlet tahvili gibi risksiz araçlarda ve aynı zamanda getiri sağlaması beklenen araçlarda tutulmakta. Bu bonoların sunacağı faiz, yani afet felaket bonolarının yatırımcılara sunacağı faiz, tahvil getirilerinden ve aynı zamanda ilgili şirketin taraf olduğu reasürans sözleşmelerinden elde edilecek getirilerden karşılanmaktadır. Riskin hiç gerçekleşmemesi durumunda yatırımcı bono bedelini ve öngörülen faizi almaya hak kazanır. Riskin gerçekleşmesi durumunda ise genellikle itfa tarihinde oransal olarak bono bedelinin bir kısmını veya tamamını almamayı ve işlemiş faizlerden vazgeçmeyi taahhüt eder. Tabii burada riskin tanımı da önemli. Yani risk hangi durumlarda gerçekleşmiş sayılacaktır? Burada üç ihtimal karşımıza çıkmakta. İlki ihraç edenin zararı uğraması, yani ilgili şirketin zararı uğraması. İkincisi bu şirketin piyasa kayıp endeksleri çerçevesinde belirli zarar eşiklerine ulaşması veya önceden tanımlanmış bir dizi teknik eşiğin aşılması. Yani belirli bir şiddet ve süredeki deprem, belirli düzeydeki sızıntı, nükleer sızıntı gibi. Tabii bu bonoların yatırımcı çekebilmesi için benzer bir riski barındırmayan devlet tahvili gibi araçlardan daha fazla getiri sağlamaları beklenir. Elbette bununla, yani bu bonoların sunduğu getiriyle devlet tahvillerinin getirileri arasındaki fark da bir anlamda piyasanın ilgili nükleer santrallere ilişkin risk değerlendirme oranı olarak kabul edilmektedir. Tabii yatırımcılar riski değerlendirirken şirketin taraf olduğu reasürans sözleşmelerini ve bunların risk dağılım oranlarını da dikkate almaktadır. Türkiye uygulamasına hızlıca bakarsak şunu görmekteyiz. Türkiye'deki deprem riskine karşı reasürans sözleşmelerine taraf olmak için DAS tarafından Bermuda'da Bosphorus Re Limited şirketi kurulmuştur. Bu 2013 yılında bu şirket tarafından toplamda 400 milyon dolar karşılığında ve 3 yıl süreli olarak Bosphorus One felaket bonosu ihraç edilmiştir. Dayanağı şirket ile DASK arasında reasüransa ilişkin olarak yapılan sözleşmedir. Risk olarak belirli düzeyi aşan, tabii ki Türkiye'deki depremler esas alınmıştır. Bu ihraç maliyetleri ve etkinliği itibariyle o yıla kadar yapılmış en etkin afet bonosu olarak seçilmiştir bazı kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar tarafından. 2015 yılında aynı şirket tarafından 100 milyon dolar bedelli bir başka afet bonosu daha düzenlenmiştir, ihraç edilmiştir. Tabii reasüre edilen risklerin farklılaşması nedeniyle ikinci bonunun risk gerçekleşme ihtimali ilkine göre artış göstermiştir. Yani 2013 yılındakinin risk gerçekleşme oranı 1.01 iken ikincisinde bu 1.5'tir. Bu ikinci bono açısından az önce de söylediğimizle bağlantılı olarak, yani riskin artmasıyla beraber getirinin de artma sonucunu doğurmuştur ve ilkinde %2.5 şeklinde gerçekleşen getiri %3.5-4 şeklinde gerçekleşmiştir bunda. Birkaç dakika içerisinde dünya uygulamasını da toparlamaya çalışacağım. Sevinç'i bol keseden atmıştım ama inşallah uzatmazdı. En fazla 1.5-2 dakika. Tamam, sağ ol. Eylül 2018 itibariyle felaket bonoları piyasası büyüklüğü global olarak 30 milyar dolara, genel olarak menkul kıymetlerin toplam değeri ise 98 milyar dolara ulaşmıştır. Bu sadece 2013 yılındaki rakamların, yani sadece 5 yıl öncesinin 2 katıdır toplamda. Bu aslında piyasanın ne kadar hızlı gelişme gösterdiğini de bize işaret etmektedir. Tabii ki bu sadece sigorta şirketleri tarafından ihraç edilen bir yapı taşımamakta. Dünya Bankası tarafından da 2018 yılında belirli ülkelerdeki deprem risklerine yönelik yaklaşık 1.4 milyar dolarlık, 2017 yılında da gelişmekte olan bazı ülkelerdeki salgın hastalık riskine karşılık 500 milyon dolar bedelli bonolar çıkartılmıştır. Şunu tabii kısaca söylemekte fayda var. Bunlar yapıları itibariyle bireysel yatırımcılardan çok kurumsal yatırımcılara hitap etmektedir. Bu 2018 yılında 1.4 milyar dolarlık ihraç sadece ve sadece 45 yatırımcı tarafından karşılanmıştır. Bu da kurumsal yatırımcıların ağırlığına işaret etmektedir. Az önce söylediğim gibi hepinize teşekkür ederim. Sorularımız geldi.
Sırasıyla şimdi hocalarıma söz vereceğim. Önce Kemal Hocam söz istiyor. Sonra Semih'ciğim sana iki tane soru var. Mesela o soruları çoğaldı. Yine... Serap Hoca'ya mahvettim. Evet ya. Valla Aslıhan Hoca'ya var. Aslıhan Sevinç çıkmış. Evet, evet tamam. Aslıhan Hoca. Evet. Evet hocam buyurunuz. Teşekkür ederim. Şimdi soru. Sigortacının sorumluluğu açısından sigortalının sigorta ettirenin ağır ihmalin sigorta sözleşmesi kapsamı dışında tutulabileceğini belirttiniz. Bu durum 1429'a aykırılık teşkil etmez mi? Kanun ve polise gelen şartlarına aykırı düzenlemeler sigorta ettiren aleyhine olduğu takdirde hükümsüz değil midir? Anlam hukukundaki uygulamayı mı kastettiniz? Şimdi Türk Ticaret Kanunu'nda sigorta ilişkin hükümlerin bir özelliği var. Bu özellik 1452, 86 ve 1520. maddelerde de ortaya konuyor. Hangi hükümlerin aleyhine sözleşme, hangi hükümlerin ortadan kaldırabilirsiniz, değiştirebilirsiniz? Hangi hükümleri sigorta ettiren lehine veya aleyhine değiştirebilirsiniz? Buna ilişkin özel olarak düzenlemeler var. Emredici hükümler, nispi emredici hükümler şeklinde. Şimdi 1429. madde ile ilgili olarak ilk önce 1452'ye bakalım. 1452'nin birinci fıkrası 1404, 1408. madde hükümleriyle 1429. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesine aykırı sözleşmeler geçersizdir. 1429'un ikinci cümlesi kastla ilgili. Yani sigorta ettiren kasten rizikonun gerçekleşmesine sebebiyet verdiği zaman sigortacı tazminat ödeme hükmünden kurtulur hükmünü aksine sözleşmede öngöremezsiniz. Öngördüğünüz takdirde sözleşmenin tamamının geçersiz olduğundan bahsediyor 1452. Sadece ona ilişkin var. 1429'un birinci cümlesinde açık hüküm var. Ne diyor birinci cümlede? Sigortacı aksine sözleşme yoksa sigorta ettirenin, sigortalının, lehtarın ve bunların hukuken fiillerine sorumlu bulundukları kişilerin ihmallerinden kaynaklanan zararları tazminine yükümlüdür diyor. Dolayısıyla ben sigorta sözleşmesi ile ağır kusuru teminat dışı bırakabilirim. Hatta biraz daha ileri gitmiş bu hüküm. Hafif kusuru bile teminat dışı bırakabilirim. Çünkü açıkça diyor sigorta sözleşmesinde aksine hüküm yoksa sorumludur. Aksine düzenleme getirebiliyorum. Ama kasıt halinde kasten sigorta meydana gelen zararlardan sigortacı sorumludur şeklinde bir düzenleme getirdiğim zaman sözleşme tamamı geçersiz. Ki mesleki sorumluluk sigortası genel şartlarına böyle bir abuk subuk hükümde var. Onu da söyleyip geçersiz bir düzenleme de var. Evet. Anlaşıldı herhalde. Yani bu Alman hukukundaki düzenleme değil, Türk hukukundaki düzenleme Alman hukukuna tam aksine ağır kusurla dahi rizikonun gerçekleşmesine sebebiyet verme söz konusu olduğunda otomatikmen teminat dışı. Bizde ilk önce teminat içerisinde aksine sözleşme varsa teminat dışı. Çünkü orada sigorta ettirenin özen yükümlülüğü, rizikonun gerçekleşmesi konusunda özen yükümlülüğü arttırmak için getirilmiş bir düzenleme. Oradaki düzenleme ile bizdeki düzenleme bu açıdan farklılık arz ediyor. Hocam teşekkür ediyorum. Hocam Ecehan Hocam size de bir soru var. Siz devam edin. Sonra böyle azdan çoğa doğru gideceğim. Bir şekilde toparlayalım. PNI kulüplerine yönelik davalar tahkim yargılamasına müsait mi diye bir soru gelmiş. Tabii ki müsait, niye olmasın da nasıl? Şimdi zarar gören neyi talep ediyor ona bakalım. Zarar gören sigorta sözleşmesinden doğan sigortacının edimini talep ediyor. Yani sigortacı aslında karşısına sigortalı gelseydi talep bakımından ona karşı hangi statüde yargılanacak ise zarar görene karşı da o statüde yargılanacak. Eğer tahkim anlaşması varsa zarar gören de bu tahkim anlaşmasına uyacak. Yani o yüzden PNI kulübünün verdiği teminatın sınırı, teminatın içi, aynı zamanda zarar göreni bağlamakla birlikte bir de bu teminatın verilmemesi halinde
iradi olarak sigortacı tarafından verilmemesi halinde doğan uyuşmazlığın yargılaması da yine sigortacının kendi sözleşmesinde belirlediği tahkim kaydına göre olacaktır. Tabii bu hoş bir şey mi zarar gören için? Hiç değil. Zarar göreni ikinci kez mağdur etmek demektir bu. Fakat zarar gören kendi hukuki ilişkisinden kopup, yani sorumluluk ilişkisinden kopup sigorta ilişkisine dayanarak talepte bulunmayı istiyorsa bunu da göze alacaktır. Çok teşekkür sevgili hocam. Aslan hocam size söz vereyim. Benim ilk sorum, manevi tazminata uzamış ceza zaman aşımı uygulanacak mıdır? Yargıtay uygulanması gerektiği yönünde kararlar da vermiştir denilmiş. Karayolları Trafik Kanunu'nu dikkate aldığımızda 109. maddeyi hayır yanıtını vermek gerekiyor. Çünkü hem maddi zararlar diye ilk fıkrada başlıyor, ikinci fıkrada da maddi tazminat taleplerinden bahsediyor. Yargıtay'ın kararlarında inceleme yaptığımda ben de karşı karşıya kaldım. Sorunun yanıtı hayır, sadece maddi zararlar bakımından bir düzenleme getirilmiş. Ama evet, Yargıtay'ın aksi yönde kararları var. Manevi tazminata da uzun zaman aşımı süresini uyguladığı kararları var. Diğer soru, 109. maddenin ikinci fıkrasındaki uzamış zaman aşımının sigortacıya karşı uygulanıp uygulanamayacağı hususundaki görüş anlaşılamamış. Burada uzun zaman aşımı süresinin uygulanması bakımından zaten borçlar hukuku öğretisindeki bir görüşü irdelemek, eleştirmek gerekti sigorta hukuku bakımından. Cezaen sorumlu kişiye karşı sadece ceza zaman aşımı uygulanabilir deniliyor. Aynı hususu sigorta hukuku ve sorumluluk sigortalarında uygulayacak olursak hiçbir surette o uzun zaman aşımı süresiyle sigortacıya gidemeyecektir zarar gören. Dolayısıyla oradaki ilkeyi burada benimsemek mümkün değil. Zarar gören, hatta güvence hesabına da, öğretide bu da vurgulanıyor sigorta hukuku bakımından, güvence hesabına da sigortacıya da o uzun zaman aşımı süresi içerisinde gidebilmelidir. Bu hususta yine borçlar hukuku öğretisi bakımından Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin aksine kararları var zaten. Çünkü sadece cezaen sorumlu kişiye gidilecek dersek, işleten aynı zamanda sürücü değilse işletene de gidilemeyecektir. O zaman nasıl uygulanacak ki uzun zaman aşımı süresi diye bir eleştiriyle işletene de cezaen sorumlu kişi olmasa dahi uzun zaman aşımı süresiyle başvurulabilir yönünde 4. Hukuk Dairesi'nin de kararları var. Hocam çok teşekkür ediyorum. Semih'im, sen söz almak istiyorsan. Üç ayrı soru var. Bunların ikisi kesişen mahiyette. Onları bir arada cevaplayacağım. Sayın Avukat Birsen Avcı ve Sayın Avukat Ragıp Erin'in soruları. Belli süre sonra, özellikle 20 yıl sonra, örneğin Çernobil kazasından sonra veya işte Ermenistan'da veya farklı yerlerde meydana gelebilecek nükleer tesislerden kaynaklı sızıntılar nedeniyle hangi tarihe kadar başvuru yapılabileceği sorusu var. Burada tabii öğretide savunulan görüşlerden birisi sebep olay, sonuç olay bağlantılı olarak bunların değerlendirilmesi. Yani nükleer sızıntının sebep olay, burada işte gerçekleşen örneğin sakat doğum veya kanser olunmasının ise sonuç olay olarak değerlendirildiğini görmekteyiz. Burada zaman aşımının sebep olaydan değil de sonuç olaydan başlatılması yönünde bir eğilim olduğunu söylemek mümkün. Tabii bunu söylememiz mümkün. İkinci soruya geçiyorum. Stajyer avukat Sayın Mahmut Eken'in sorusu, Türkiye'de sigorta havuzu kurulmuş mudur? Havuzun primini kim ödeyecektir? Tabii nükleer tesisleri ilişkine, onların özelinde soruyorsanız, henüz hali hazırda kurulmuş, etkin şekilde faaliyete geçen bir havuz söz konusu değil. Her halükarda DASK'ın sitesine girdiğinizde siz şeyi görüyorsunuz, nükleer sigorta havuzu ve buna ilişkin hasar başvuru sistemini görüyorsunuz. Ancak verilen bilgi bunun çok etkin bir şekilde işlemeye başlamadığı yönde. Bunun da tabii ikinci sorusu az önce cevapladığımla bağlantılı. Ermenistan'da ekonomik ömrünü tamamlamış bir tesiste kaza olursa ne olacak? Bu sadece Ermenistan üzerinde değil, diğer birçok ülke açısından da değerlendirilebilir. Aslında uluslararası sözleşmelerin, konvansiyonların temel etkisi burada. O konvansiyonlar çerçevesinde nükleer işleticinin, burada tesisin bulunduğu devletin ve bunlar da yeterli gelmezse konvansiyona taraf olan ülkelerin sağlayacağı ortak bir fon var. Bu çerçevede karşılanması mümkün olacaktır ilgili başvurunun. Teşekkür ederim. Demişim, ben de teşekkür ediyorum. Serap Hocam, kazanız mübarek olsun. Buyurunuz, başlayalım. Şu
Şimdi isim belirtilmemiş şöyle bir soru var. İdare hukukuna göre idarenin sorumluluğuna yol açacak hizmet kusuruna bağlı bedensel zarar hallerinde TBK hükümlerinin uygulanabileceğini belirttiniz dediniz. Evet, kanundaki fıkra hükmünü okudum. Ve daha sonra idarenin kusursuz sorumluluğu açısından acaba bunu niye dışarıda bırakıyorsunuz diye bir soru yöneltilmiş. Benim uzmanlık alanıma girmiyor. Ben sadece kanun maddesini okudum. Üzgünüm, yani buna verilecek bir cevabım yok. Yine isimsiz bir soru. Burada da trafik kazalarında yaralının tedavi masrafları SGK tarafından karşılanır dedikten sonra acaba bununla ilgili bir sınırlama var mıdır diye sorulmuş. Devlet hastanesi haricinde diğer hastanelerde yerine getirilen tedavi masraflarının yine SGK kapsamında karşılanıp karşılanmayacağı sorulmuş. Bildiğim kadarıyla evet, anlaşma varsa özel hastane ile SGK arasında anlaşma hükümlerine göre bir karşılama yapılıyor. Kaldı ki biliyorsunuz acil söz konusu olduğunda orada herhangi bütün hastalar için yine tedavi görme imkanı var. İbrahim Türkay Beyefendi, Sayın Avukat, ben tekrar görebilir miyim? Üstadım, siz bu sorunuzu tekrar sorabilir misiniz? Ben üzgünüm, anlayamadım. Haksız fiilden, birisinin kasten işlediği fiilden zarar gördüğümüz zaman maddi tazminat alma hakkımız var tabii. Manevi tazminat da var. Bu manevi tazminat boyutunu iki şeyde de geçiyoruz. Onları sormuyorum. Maddi tazminat, zarar gören kişinin durumuna göre bir maddi tazminat hesaplaması yapılıyor. Fakat aynı şey taksirle işlenen sorumluluk sigortalarında çoğunlukla böyle. Bir zarar ortaya çıktığında aynı esaslar ve sistemlerle tazminat hesaplamaları yapılıyor. Bunların arasında bir fark olması, birisi taksirle %100 kusurlu, biri kasten suç işlemiş, zarar vermiş, öyle bir kusur söz konusu. Bunlarla ilgili bir kanuni çalışma var mı veya mukayeseli hukukta böyle bir şey yok. Rast geldiniz mi? Yok, bildiğim kadarıyla. Çünkü olması gerekiyor diye düşünüyorum. Birisi kasten bir suç işliyor, zarar veriyor. Maddi tazminat miktarı aynı. Birisi taksirle suç bir sonuca sebep oluyor, zarara sebep oluyor. Suç işliyor diyemeyiz ona. Tabii taksir olduğu için aynı tazminata hükmediliyor. Üzgünüm, bildiğim kadarıyla buna ilişkin bir çalışma mevcut değil Türkiye'de. Mukayeseli hukukta peki var mı? Bir yanıtım yok bu konuda. Aynı sistem var. Aynı sistem. Bir sinçlerin altı çünkü. Hocam var mı? Evet, bir soru daha var. Şöyle, tazminat hesabı yapılırken sigorta şirketlerine özgü farklı bir hesaplama yönteminin kabul edilmesi anayasanın hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz hükmünü içeren eşitlik ilkesinin düzenlediği 10. maddesine aykırı mıdır? Kanunca değildir. Yani burada o zaman bütün zarar görenlerin aleyhine olabileceğini düşündüğümüz bütün o zorunlu sorumluluk sigortalarına ilişkin sözleşme hükümlerinin hepsini geçersiz saymamız gerekecek. Halbuki söyledik, kanunun izin verdiği hallerde hatta bazı haller teminat dışı bırakılabiliyor. Bu da zarar görenin aleyhine olan bir şey. O zaman örneğin Karayolları Trafik Kanunu'nun teminat dışında bıraktığı hallere ilişkin o hükmünün anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla bir kere önce iptal davası açılması lazımdı.
Dolayısıyla ben buradaki bu görüşe katılamıyorum. Söyleyeceğim bundan ibaret. Teşekkür ederim. Yine bu şekilde bir hesap yönteminin kabul edilmesi Karayolları Trafik Kanunu 95. maddesindeki tazminatın ortadan kaldırılması ya da miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez hükmüne aykırı değil midir? Burada sigorta sözleşmesinden kaynaklanan defilerin ileri sürülemeyeceği bahsediliyor. Sonra ne devamında trafik genel şartları normal hiyerarşisi gereğince kanuna aykırı olamayacağından yukarıdaki kanun ve anayasa hükümleri karşısında tazminat miktarının azaltılması sonucunu doğuran genel şartlarda yer alan sigorta şirketlerine özgü hesaplama yöntemi esas alınması mümkün müdür? Şimdi belirttik, sigortacının sorumluluğunun zarar görenin uğradığı tazminat miktarını kapsayacak surette o kadar geniş olmasını aramıyoruz. Sigorta sözleşmelerinde muafiyetler de öngörülebiliyor. O zaman muafiyet ya da kapsam dışı bırakılan tüm haller, ki bunlar da çünkü zararın miktarını ve dolayısıyla ödenecek olan tazminatın miktarını etkileyecektir, hepsini geçersiz saymamız gerekir. Benim kanımca kanunun izin verdiği hallerde sigorta şirketleri için farklı yöntemin uygulanmasında bir isabetsizlik olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Sevgili Ecehan Hocam da Kemal Hocam'a bir sorusu varmış. Tabii ki sorabilirsiniz. Buyurunuz. Hocam, ikinci kez dinliyorum ben bu tebliğinizi. Bir noktayı iyice anlamak için bir soru sormak istiyorum. İlk defa şans buldum sizinle bu noktada konuşmak için. Genel hüküm olan 1429. madde dediğinizi çok iyi anlıyorum. Subjektif riziko istisnası diyorsunuz kast için. Niçin cümlenin sonu tazminattan kurtulur diye bitiyor? Kanun koyucu niçin burada tazminattan kurtulur demiş de 77'de doğru olan ifade tazminattan sorumlu olmaz demiş? Yani dediğiniz doğru. Subjektif riziko istisnasına bu lafız aykırı geliyor ama gerekçeden hareketle ben o sonuca varıyorum. Çünkü gerekçede 1400 kaçta 77'ye uygun bir şey düzenleme getiriyor. Kanun koyucu terimleri seçerken hiç özenli davranmamış. Onun için tek çıkar yolumuz gerekçe gitmek. Gerekçeden olması gereken düzenlemeye varmaya çalışıyoruz. Ondan sevgili Ecehan. Yani kanun koyucu sadece bu maddede değil, birçok maddede ne yazık ki sigorta ilişkili hükümlerde hiç özen göstermemiş. Onun için bu tür sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu tür tartışmalar ortaya çıkıyor. Teşekkür ederim. Ama gerekçeden hareketle ben de bu sonuca varıyorum. Mehazada uygun bir düzenleme de bu şekilde anlaşılması gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hocam hiç üzülmeyin. Bizim TCK işte bak 10 senelik. Bırakın şeyi özenli falan şey var. Dil bilgisi hataları var. Yani üniversite sorusunda dil bilgisi hatasına örnek teşkil edecek hatalar var. Yani düşünün. Arada fark var. Sizin dil bilgisi hatası var. Hani kanun koyucu cahil değildir dersiniz. Ama ne yazık ki arkadaşlarımız sigorta hukukçusu kanun koyucu gerçekten sigorta hukuku konusunda cahilliğini bu düzenlemede ortaya koydu. Evet.